sonunda. Sonunda Los Santos'tayız. Çok heyecanlıyım. Başımıza kim bilir neler gelecek burada da. Ağzını ayrı aç Katerina ya. Koko nerede? Gelir şimdi o da. Selam kızlar, kalbim sizde. Nasılsınız? Yolculuk nasıl geçti? Oğlum zaten beraber geldik ya uçakla. Ne yolculuk nasıl geçti diye soruyorsun. Koko yürüsene hadi. Geliyorum ya, kakam geldi. Şimdi nasıl gideceğiz Koku teyzene? Yani teyzen nerede oturuyor? Araba lazım. Paranız var mı? Benim hiçbir şeyim yok şu an. Benim de bir şeyim yok. Nasıl yapacağız o zaman? Nasıl gideceğiz teyzene Koku? Doğru söylüyor Katerina. Yani teyzenin evini biliyorsundur inşallah. Taksi falan çağırsak ne bileyim otostop çekelim. Teyzem ne uzak patron. Nasıl gideceğiz? Paramız da yok. Bence de otostop çekmek en mantıklısı. En iyisi otostop çekelim. Teyzeme o şekilde gidelim. Otostopu burada çekemeyiz. Otoyola falan çıkmamız lazım. Düzgün bir uzun bir E5'e çıkalım. Orada güzelce otostopumuzu çekelim. Bence çok saçma bir fikir. Başka bir şey bulalım ya. Yok Katerina. Sen otostop çekmedin tabii. Bizim gençliğimiz hep otostop çekmekle geçti. Ne otostopmuş ya. Karnım da acıktı zaten. Ulan cebimizde 5 kuruş yok ya. Benim aklıma bir fikir geldi gençler. Ne fikri, ne yapacağız? Nasıl bir fikir patron? Biraz garip bir fikir olabilir. Ama korkmayın, tamam mı? Yani en kötü bir gün yatar çıkarız. Ne diyorsun ya, ne demek istiyorsun şimdi sen? Anlatsana. Nerede yatacağız patron? Otelde mi yatacağız? Dur bir Koku, ne oteli? Bekle ya. Kitlemişti arabayı. Koşun koşun, gelin atlayın atlayın, çabuk arabaya atlayın. Hadi hadi gelsenize, hadi yürüyün. Ya in otostop çekelim, of Bora ya. Çok güzel bir taktik patron, bence iyi yaptın. Hadi gidelim. Hadi koşun gençler, yürüyün. Bu araba $200 vardır. Haysiyetsizlere bak, arabayı nasıl çaldılar. Ben bir polise haber vereyim. Alo 911 mi? Los Santos havalimanında araba çalındı. Koku teyzenin evi ne tarafta şu anda? Nereye doğru gidiyor muyum? Yok patron, buradan sağdan döneceksin. Los Santos çok büyük bir şehir ya. Burada yaşamak için var ya, aşırı sabırsızım Katerina. Tamam da böyle başlangıç mı olur ya? Araba çaldı, farkındasın değil mi? Evet patron, böyle başlangıç mı olur ya? Keşke daha güzel bir araba çalsaydın. O suluk araba çaldın. Bu araba çalıntı ihbarında tarif eden araba değil mi Hernandez? Galiba o. Bir kontrol edelim. Bence de. Hadi atla. Bir kahve içtirmediler be. Allah! 62 RT-526. Hemen sağ çek. Tekrar ediyorum. Arabaya hemen sağ çek. Ya Bora ya, bak işte. Neye bakayım Katerina? Tam hızlanıyorum, bekleyin. Durmanı emrediyoruz. Hemen sağ çek. Patron, bu arabayı ne kadar hızlanacaksın? Çok hızlanman lazım. Deniyorum Koko, deniyorum. Atlatacağım polisleri, merak etmeyin. Sür hadi, daha hızlı hadi. Elimden geleni yapıyorum. Otoyoldayız. Burada bir yere kaçamam. Şehre girmem lazım. Geçtik. Geçtik, oldu. Kurtulduk be. Yaşasın patron. Arabayı sakin bir yere bırakmamız lazım. Bu arabayla devam edemeyiz. Plakayı biliyorlar. İn, arabadan inin çabuk. Uzaklaşmamız buradan lazım. Acil hadi. Tamam inin o zaman Katerina. Ne bakıyorsunuz bön? Hadi yürüyün, gidiyoruz. Koşun koşun koşun. Koşuyoruz işte. Yürüyoruz kaç dakikadır Koko ya. Teyzen burada oturuyor mu, emin misin? Şu anda evde mi yani? Sanki ev boş gibi. Yok patron, burada oturuyor yani. 5 yıl önce öyleydi. Teyze, içeride misin? Ne oluyor yavrum? Bu Koko'nun sesi mi? Koko, sen mi geldin? Evet teyze, ben geldim. Hoş geldin yavrum. Ne yapıyorsun teyze, nasılsın, iyi misin? Çok uzun süre oldu görüşmeyeli. Seni çok özledim.
Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz yavrum. Kokucuğum, canım yavrum benim. Seni çok özledim. Nereden geldiniz böyle ter içinde kalmışsınız? Biz köyden geldik. Birazcık da koştuk işte, sıcak da burada havalar çok sıcak. Terledik işte arkadaşlarımızla beraber. Birkaç gün burada kalabilir miyiz? Merhaba, ben Katarina, memnun oldum. Ben de Boralo. Yani dediği gibi Koko'nun, biz birkaç gün aslında kalacak bir yer arıyoruz da, yani aslında öyle miydi, yani öyle yapıyoruz herhalde. Sizle de tanıştığımıza memnun oldum. Kalabilirsiniz tabii yavrum. Ben size yemek de hazırlarım. Çok iyi olur babaanne, çok iyi olur. Seni çok seviyorum. Ben senin babaannen miyim salak? Doğru, senin teyzensin. Aferin Koko, hiç değişmemişsin. Kalkın biraz oynayın kız. Katalina, kalk oyna biraz sen de. Hop hop hoppa, koptur koptur hoppa. Teyze, niye böyle şeyler yapıyorsun? Beni arkadaşlarımı rezil ediyorsun. Ne rezil etmesi yavrum? Onlar da oynasınlar. Yani ben pek dans etmeyi sevmem de, yani o yüzden de oynamak çok istemiyorum da. Teyzeciğim, Katarina sen oynasana birazcık teyzeyle beraber. Hani kadıncağızla oyna istersen. Ayıp olmasın kadına ha. Katarina sana diyorum, niye cevap vermiyorsun? Ya ben dans ederdim normalde sizinle tabii de. Hani yoldan geldik ya, çok yoruldum. Bu kadar sadece yapabiliyorum. Çünkü çok yoruldum ama. Ha çok iyi ama, süpersiniz siz, devam. Teyze, bize para verebilir misin? Hiç paramız yok da. 2-3 bin dolar verirsen çok iyi olur teyze, çok iyi olur. Para verirsin değil mi teyze bize? Veririm tabii yavrum. Ama önce o parayı hak etmeniz gerekir. Hak ederseniz parayı size veririm. Bunun için size bir koşu yarışı yapacağım. Gelin benimle. Koşu yarışı mı? Ne alaka ya? O nereden çıktı ya? Ben koşmak istemiyorum ki. Benim teyzem birazcık böyledir patron. Parayı almak için koşu yarışı yapacağız. Allah Allah. Koşu yarışı mı? Ne demek koşu yarışı ne ya? Ben kötüyüm ama ya. Çok konuşmayın. Karşıya gidip geleceksiniz. Başlatıyorum. Ben hazırım teyze. Ben de hazırım. Ben de. Başlayın. Daha yavaş koşsanıza ya. Beni kimse geçemez. Ben geçeyim patron, ben geçeyim. Beni kimse geçemeyecek. Hadi Koko, hadi. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben ikinci oldum. Nasıl bir koşuydu bu ya? Aferin Boracığım. Aferin. 2000 doları sen kazandın çocuğum. Sağ ol teyze. Teşekkür ederim. İyi ki varsın ya. Bu yarışı kazandığım için çok mutluyum ve çok mutluyum teyze. Seni çok seviyorum. Benim de teyzem ol lütfen. Hak ettin. Koşu yarışını kazandın sen. Vallahi çok iyi bir insansın teyze. Gerçekten sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum bu Los Santos'ta. Başıma ne gelirdi inan bilmiyorum. Al bakalım çantayı. Teşekkür ederim teyze. 2000 dolar gerçekten benim şu an hayatımı kurtarır. Hadi gelin çocuklar. Size güzel bir yemek yapayım ben. Nasıl koştun sen öyle ya? Ne bileyim, koştum işte katanın. Sesini çıkarma, 2000 dolarımız oldu. Yalnız bu fast food değil mi ya? Bunu siz bir yerden sipariş etmişsiniz teyze. Evet teyze, niye bizi kandırıyorsun? Bunu sen yapmamışsın. Ya konuşmayın işte, yiyin çok iyi. Öyle demeyin çocuklar. Ben yıllar önce yemek yapmayı bıraktım. Burada yaşıyoruz, hep hamburger yiyoruz. Ne yapalım, böyle alıştık. Koko sen nasıl besleniyorsun? Ne yiyorsun, ne içiyorsun sen? Ha, o kadar kötü besleniyor ki teyze. Yani çok kötü. 80 kilo olacak yakında. Niye öyle diyorsun Katarina? Ben gayet fit ve seksi bir erkeğim. Los Santos'ta kız da bulacağım, evleneceğim. Her şeyi yapacağım vallahi teyze. Bana da para vereceksin değil mi teyze? Vereceksin mi bana da para? Oğlum zaten kadın verdi ya, senin benim param mı var? 2000 dolar bizim paramız. Onu güzelce harcayacağız beraber. Los Santos'ta bir iş kuracağız. Yani merak etme teyzeciğim, ben bu parayı sadece tek başıma harcamayacağım. Arkadaşlarımla beraber harcayacağım. Sen akıllı birine benziyorsun oğlum. Allah'ını seviyorsan şu Koko'yu yola getir. Kaç yaşına geldi, hiçbir şey yapmadı. Hiçbir işin elinden tutmadı. Doğru diyor vallahi Koko. Dinle teyzeni ya biraz. Böyle şey olmaz ya. Teyze sen de beni burada arkadaşlarımın yanında gömüyorsun. Hiç ayıp yok. Böyle şey olmaz ki. Niye gömüyorsun beni sen?
Bak şimdi sana ne yapacağım ben? Çalışmazsın ha? Bak. Nasıl değdi bana? Durun, durun yapmayın. Sus Katana sus. Ufaktan kaçalım biz. Bu kadın bizi bırakmayacak. Gidelim ufaktan. İyi, iyi değdi vurma. Değdi yapma. Değdi vurma ya. Niye vuruyorsun değdi bana? Değdi niye vuruyorsun bana? Kendime acıyor. Vurma. Katana ufaktan tüyüyoruz. Saat kaç oldu? Gidip bir parayı harcayalım. Araba falan alalım. Koku'yu bırakacak mıyız burada ya? Alırız yine geri gelip. Hadi hadi yürü yürü. Beklesene beni. Al sana Koku al. Burada 2000 dolara kadar bence gayet güzel arabalar bulabiliriz. En ucuz galeri burası. Paramız yetecek mi bize? Emin miyiz buna? Ya yeter, burası Amerika. Burada 500 dolara da araba var. İyi o zaman, güzel bir şey alalım istiyorum ben. Valla ben de güzel bir şey alalım istiyorum Katerina, ama 2000 dolara yani ancak çok udurgaçlı götür geç bisiklet tarzı bir şey verecek büyük ihtimalle adam bize. Hasarlı, çalışmayan, değişik bir araba verecek. Bizim para kazanmamız lazım. Onu ben de farkındayım. Ama daha şehirdeki ilk, ikinci günümüz. Aa, adam orada bak. Merhabalar. Telefonda görüşmüştük. Dominik Bey siz misiniz? Hoş geldiniz. Ben Dominik. Burada harika arabalar satıyorum. İlgilenir misiniz? Tabii ilgileniriz yani. O yüzden geldik zaten buraya. İlgilenmek istiyoruz. Bir araba almak istiyoruz. Bütçemiz de tam olarak 2000 dolar. Bize uygun arabanız var mı? Ya, illa vardır herhalde değil mi? Çünkü bu kadar bütçemiz var ve gerçekten bir arabaya ihtiyacımız var. Çok iyi olmasına gerek yok. Hurda bir şey de olur. Bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. Yabancısı olduğumuz için de nereden alacağımızı bilemedik. Hemen size geldik. Los Santos'taki en ucuz arabalar her zaman burada olur. En uygun, en hesaplı ve vergisiz araba almak için Domino'ya geleceksiniz. Siz de bana kalmışsınız. Doğru yerdesiniz. Şimdi ben size 2000 dolara harika bir araba ayarlayacağım. Ve bu araba sizi en az 5 yıl götürecek. Hiç rahat etmeyin, çok rahat edin. Gelin benimle. Harika arabalar göstereceğim. Yürü Katana yürü. Bu adamdan bir şey çıkaracağız. Bakın burada böyle bir arabam var. Bu araba 92 model. Harika bir araba. Ama biraz pahalı. Bir de şöyle bir arabam var. Bu araba da 94 model. 94 model biraz eski değil mi? Vallahi yavrum, bu paraya bu kadar araba var. 2000 dolar çok az bir para. O yüzden de bu kadar bütçeniz varsa bu kadar arabaya bineceğiniz. Anlıyorum ben sizi de. Bize güzel bir indirim yapın, güzel bir araba verin. Ben sizden sürekli araba almaya geleceğim. Otogaleri açacağım da. Evet lütfen. Yani bize indirim uygularsanız biz sürekli müşteri oluruz. Peki, sizi mi kıracağım? Yalnız bu arabalar kaçak araba. Başınıza iş gelirse Dominik amcanıza gelmeyin. Anlaştık mı? Çok iyiymiş bu. Çok beğendim ben bunu. Şey fiyatta ne kadar anlaşacağız abi? Yani ben senden gerçekten araba almak istiyorum. 1500 dolar olur mu? Olur. Niye olmasın çocuğum? Dediğim gibi. Tek bir şartım var. Bu arabayı benden aldığını söylemeyeceksin. Sıkıntı yok abi yok. Al sen parayı. Hayırlı olsun. Güle güle kullan çocuğum ben. Dominik amcan her zaman senin için burada. Teşekkürler. İyi günler. Salak ya. Dominik amcaymış. Kendini de sanıyorsa. Neyse Katina öyle böyle bir araba aldık. Bence fena da değil yani. Bu araba harbi çok iyi Katerina. Basıyorum gaza var ya, nasıl gidiyor? Ben de kullanmak istiyorum. Ya dur da araba yeni aldık Katerina. Birazcık turlayalım. Daha benzin falan almamız lazım. Allah'tan pazarlık yaptım da 1500'e kapattım. Aa, bayağı indirmişsin. Ne sandın kızım? Benim adım pazarlıkçı Moralo. Bu arabayla var ya öyle bir turlayacağım ki çok iyi şeyler yapacağım. Para kazanmamız lazım. Bunun bir yolunu bulmamız gerekiyor şu an. Şimdi direkt Koku'yu almaya gidelim bence, ne dersin? Olur olur gidelim, kimdir ne oldu ona? Bir dakika. Yine polis! Allah kahretsin! Sür! Sür! Daha hızlı sür hadi! Merak etme Katerina, bu arabayla beni yakalayamazlar. Daha hızlı olmamız lazım, geliyor çok yakalayacak. Zigzag çiziyorum, merak etme, zigzag çiziyorum. Şehirde yine atlatırız polisleri, sıkıntı olmaz.